Eşref Bey geliyor arkadaşlar, toplanın. Eşref Bey buraya lütfen. Sağlık durumu nedir? Zanlının kimliği tespit edildi mi acaba? Kim bıçaklandı? Neslihan'ın durumu nedir? Eşref Bey. Evde bıçaklandı. Eşref Bey. Kızımın durumu iyi. Ufak bir operasyon geçirdi. Şimdi narkozdan uyanmasını bekliyoruz. Evde bıçaklandığı söyleniyor. Kim yapmış? Neslihan Hanım'dan ne istemiş peki? Neden yapmış? Nedenin içini hiç önemli değil. Serserinin biri evime girip kızımı bıçakladı. Ama yakalanıp en ağır cezaya çarptırılması için ne gerekiyorsa yapılacak. Herkes yaptığının bedelini öder. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Neslihan Soysalan'ın yardım ettiği sokak çocuklarından biri tarafından yaralandığı söyleniyor. Oğlu Ali Soysalan'ın çocukken kaçırılmasının ardından kendini kurduğu vakfa adayan Neslihan Hanım'ın bir sokak çocuğu tarafından bıçaklanması manşetlere bomba gibi düştü. Neredesin? Şimdi beni iyi dinle. Çocuklara haber ver, hemen ikinci katı kapatıyorsunuz. Eşref Bey doktorlar haricinde kimse girmeyecek dedi. Yok bir şey. Bak Neslihan teyze iyi. Eğer anneme bir şey olursa o hiç kimse alamaz elimden. Alaz yapma. Sana yemin ederim. Öldürürüm onu. Başkasını suçlamak, kendini suçlamaktan çok daha kolay değil mi? Annemi ben bıçaklamadım Rüya. Niye bastın ya çocuğun evine? Niye dövdün arkadaşını? Ne yaptı bu çocuk sana? Bunu yaptı Rüya. Annemi bu hale o getirdi. Farkındaysan ben değil. Neden bahsettiğimi o kadar iyi biliyorsun ki Alaz. Hayır bilmiyorum Rüya. Benim annem ölüyordu ya. Sen neden bahsediyorsun? Yaptıklarının bir sonucu olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Kapındaki korumalara güvenme diyorum. Benim korumaya falan güvendiğim yok. Tamam mı? Haddini bilmeyene kendimi öğretirim. İşte birileri de gelir. Böyle bedel ödetir o zaman Alaz. Bu dünya senin dedenin çiftliği değil ya. Dedem seni çağırıyor. Bizimle konuşacakmış. Gidip hemen yetiştirdin değil mi? Tam senlik bir hareket çünkü. Henüz değil ama beni biraz daha zorlarsan anlatırım. Ben tek, siz hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Anne. Çok özür dilerim. İstemeden oldu, kazaydı. Esas zarar vermek istemedim. Eğer sen gerçekten benim annem, sen bilirsin beni. Yani insan evladını bilmez mi hiç? Ben kötü biri değilim. Hiç olmadım, sana yemin ederim. Çok zorladılar. Ama direndim. Direndim anne. O yüzden eğer ben Ali'ysem, eğer ben senin oğlunsam, sakın benden şüphe etme, olur mu? Yemin ederim ben iyi bir çocuğum. Ne işin var lan senin burada? Ha? Kazaydı, yemin ediyorum kazaydı. Kazaydı, yemin ediyorum kazaydı. Ya dinleyin beni, konuşmamız lazım lütfen. Polise anlatırsın o yalanlarını, çık! Ya dinleyin beni, konuşmamız lazım lütfen, yalvarıyorum size. Konuşmamız lazım lütfen. Ne, beni bıçaklayacaksın şimdi ha? Ne o elimdeki? Bırak. Hayır, yok, bakın. 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 Nereden buldun sen bunu? Bu çocuk benim. Aynısı sizin evde de vardı. O odada. Ha, şimdi her şey bitti. Oğlum olduğunu mu iddia edeceksin para koparmak için? Ha? Serseri çık dışarı seni sahtekar. Ya çık. Ya bu fotoğrafın yarısı kendimi bildim bileli bende. Çocukluğumdan kalan tek şey bu fotoğraf. Sizin de kayıp bir oğlunuz varmış. Belki de ben sizin oğlunuz olabilirim. Sahtekar! Kes sesini! Güvenlik! Güvenlik! Nereye? Ya Neslihan Hanım'la konuşacağım. Uyansın, ona da anlatacağım derdimi. Bırak Neslihan'ı bakalım, bundan sonra gün yüzü görebilecek misin? Düş önüme! Düş! Yürü! Yürü! Neslihan Hanım'la konuşmadan teslim olmayacağım. Yakalayın şunu. Yakala! Dur! Dur! Yakala! Dur dedim sana! Dur! Alaz! Dur! Baba! Ne oluyor burada? Anne! Ay. Ali! Neslihan teyze! Yat! Halime geldi! Ali buradaydı. Allah kahretsin! Rüya değildi. Rüya değildi. Ne olur rüya değildi. Söylememiş olsun Şebnem, ne olur. Neslihan'a söylememiş olsun. Daha yarası iyileşmeden... Çok tembih ettim, merak etme. Sen karışma dedim. Kimse karışmasın. Dedim ama Rüya bu. Tanıyorum kızımı, meraklıdır o, kurcalar. Hem sana söyleyen karşısına çıkıp Neslihan'a söylemeyecek mi sence? Söyleyemeyecek. Bir daha Neslihan'ın karşısına çıkmasına izin vermeyeceğim. Bir daha hiç kimse karımın karşısına çıkıp martavada okuyamayacak. Aynı şeyleri bir daha yaşamayacağız. Başa sarmayacağız, tamam mı? Burama kadar geldi, yetti artık. Test sonucu beklemek yok. O DNA harflerini yan yana duymak bile istemiyorum. Ya bu sefer doğruysa? Ya gerçekten oysa? Saçmalama Şebnem ya. Bari sen saçmalama ya. Kendimi bildim bileli. Bu fotoğraf benimle. Kim verdi? Kimden aldın bilmiyorum. Kim yırttı? Nasıl yırtıldı bilmiyorum. Ama çocukluğuma dair elimdeki tek şey o fotoğraf. Onu biliyorum işte. Belki de buldum fotoğrafı. Olabilir. Belki de bu sen değilsin. Olabilir. Belki de o gece aldın, şimdi beni kandırıyorsun. Sakın, sakın en ufak yanlışımda yersin kafam odunu. Neslihan teyze, polisi çağırayım mı? Bütün bu soruların cevabını bulmak istemiyor musunuz? Bekle, bekle. Artık cevaplar sizde. Buradayım. Birader hayırdır bu saatte? Tamam, bu kadar yeter. Bana bak. Yüzüme bak, yüzüme. Senin gibi kaç tane dolandırıcı, üçkağıtçı kapımıza gelip ben sizin oğlunuzum dedi. Haberin var mı? Yüzlerce. Benim saf karıcığım da hepsine inandı. Bak, oğluma bulaştın. Karımı bıçakladın. Şimdi de ben Ali'yim diyorsun. Ölümünü mü susadın lan sen? Derdin ne oğlum senin? Ha? Ölümüne mi susadın sen? Bak bu sana son uyarım. Ailemden uzak duracaksın. Özellikle de karımdan. Bir daha karşımıza çıkarsan hayatını mahvederim. Sen benim bırak oğlum olmayı, kapımdaki köpeğim olamazsın. Ali. Neslihan Soysalan'ın oğlu Ali Soysalan bulundu. Anne oğul seneler sonra kavuşuyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.